Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sesime göre bağlamamı nasıl akortlarım? En doğru akort hangisidir? Buna nasıl karar veririm? Bu sorunuza cevap bulabilmek için böyle bir video hazırlamak istedim. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bana göre müziğin zaman dilimi bizim zaman dilimizden farklı çalışıyor. Çünkü ben bu durumu defalarca tecrübe ettim arkadaşlar. Hani bazen müzisyen arkadaşlarla bu konuyu tartışıyoruz. Hak verenler oluyor, inanmayanlar oluyor, karşı çıkanlar oluyor. Bu benim görüşüm. Bana göre müziğin günü gününden farklı arkadaşlar. Bazen saati de saatinden farklı. Ben enstrümanımı elime alıyorum bazen. İşte sabah bir şey çalıyorum. Akşam çaldığım şeyin sesiyle işte sabah çaldığım şeyin sesi birbirine hiç benzemiyor arkadaşlar. Ve bunun bir açıklaması yok. Bilim adamları bu konuyla ilgili şöyle diyorlar. Hani perdeleri, hareketli olan enstrümanlar soğuktan nemden etkilenebilirler. O yüzden sesleri değişebilir. Ya da işte akort e, değişebilir, teller eskiyebilir gibi. Böyle biraz bahaneler uyduruluyor. Ama bana göre bu böyle değil arkadaşlar. Müzikte de gerçekten zaman kavramı bence bizden farklı işliyor. Çünkü bu seste de, de böyle. Örneğin ben bugün bir eseri C'de okuyorum ve gerçekten en verimli ses C oluyor, o sesime yakışıyor. E yarın aynı türküyü aynı eseri Do'dan okuyorum, ama o zaman o güzel duruyor. Yani bu da işte yorgunluğa, sesin yorgunluğuna, işte mental yorgunluk, ruhen, işte fiziksel bir şekilde insanın yorgun olduğuna, aklından başka şeyler geçtiğine falan dayandırılıyor. Ama bence bu da değil. Şimdi biraz işin felsefi boyutuna mı kaydım artık ya da hangi boyut olduğunu da bilmiyorum bunu. Sizle paylaşmak istedim düşündüklerimi. Biz Türk okurken de arkadaşlar sesimiz Türkiye'den Türkiye değişir. Bazı eserler C'de güzel okunurken bazıları doğuda güzel okunur. Örneğin daha böyle dik seslerin az olduğu eserleri atıyorum daha alt seslerde okurken pes seslerin çok olduğu eserleri daha dik seslerde okuyabiliriz. Yani nasıl anlatayım size direkt. Ee, canlı örneğiyle birlikte. <laughs> Mesela işte gidiyorum Çeşmi Siyahım Türküsü arkadaşlar. Mahsuni'nin türküsünü. Ben giriş bölümünde e, dik bir sesle okumak isterim. Neden? Çünkü girişi gerçekten hani pes bir sese ...tekabül ediyor işte. İşte gidiyorum... çeşmesi ...ya da aynı mantıkta işte pes bir eserle başlayayım. Mevlam bir çok dert vermiş... ...beraber derman vermiş... ...gibi. E bu eserlerde arkadaşlar... ...giriş bölümünde en azından... ...pes bir ses seçmem lazım... Tabi eserin ilerleyen bölümlerinde hani o dik sesler de artıyor ama. Ama işte dostum dostum örnek vereyim mesela girişi. Bin cefalar et sen alma üstüme oy. E böyle başlıyor yani girişi. Burada da arkadaşlar çok böyle kendime uymayan dik bir ses seçersem e bu sefer de sesim çatallanır yani. Hoş olmaz. O yüzden burada demek istediğim şu. Siz akortunuzu türkülere göre belirleyin. Her türküde farklı akortta söyleyebilirsiniz. Ha, aynı olanlar da olabilir. Aynı akortta da söyleyebilirsiniz bazı eserleri. Genellemesinde de böyledir. Yani insanın belli başlı bir akortu vardır. O akortta devam eder genellikle. Ama işte eserlerin çıkışlarına, inişlerine göre bu durum değişebilir. Yani çok pes bir eserde düşük akortta başlarsanız bu olabilirsiniz. Çok tiz bir eserde dik bir akortta daha yüksek bir akortta başlarsanız olaya. Bu sefer sesiniz çatallanabilir. Ya gerçekten sesinizi çok iyi kullanmayı bilmeniz lazım ya da akort seçiminizi gerçekten düzgün yapmanız lazım. En doğrusu nedir? Hem sesimi iyi kullanmayı öğreneceğim hem de doğru akortu kullanacağım. O zaman hiçbir problem kalmaz arkadaşlar. İyi güzel dedin de buna nasıl karar vereceğiz? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Yani ben neye göre sesimi belirleyeceğim? Şimdi klasik bir bağlamadan bahsedeyim arkadaşlar. İşte 41 42 tekne. Kısa saplı bir bağlamada Genellikle biz bu bağlamayı C ya da Do akortuna çekeriz. Daha çok C ama Do da çekebilir. Hatta bazı bağlamalar Do diyeze kadar çekebiliyor. E tabi burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar bir kere notaları bileceğiz. Yani Do'nun işte C'den daha tiz bir ses olduğunu, C'nin La'dan daha bir tiz ses olduğunu hani bunu nota sıralamasına göre bilmemiz lazım ki... E, nota dersleri de geliyor. onlarda da yolda. Bu konunun diğer bir ayağı da kadın erkek. Şimdi erkeklerin sesleri C'de Do'da genellikle rahat ediyor. Bakın genellikle dedim. Çünkü farklı sesli erkekler de var. Yani Do diyezde, re de, Mi de söyleyen, tiz söyleyen erkekler. Ama geneli C'de Do'da erkekler rahat eder. E kadın seslerinde de yine bana göre tiz sesler daha rahat. Genellikle. Bunu vurguluyorum özellikle de. Çünkü yorumlara kesin gelecek. Ben kızım ama benim sesim şu, ben erkeğim benim sesim bu diye. Ee, genellikle arkadaşlar kadın sesleri böyle daha tiz seslerde kullanıldığı için bu bir dezavantaj olabiliyor kadınlar için. Ben çok karşılaştım bununla. Yani örneğin e, kelepçe atması falan gerekebiliyor. Ama ben kelepçeye tamamen karşıyım arkadaşlar. Kimseye kelepçe takmasını tavsiye etmiyorum. Kelepçe e, gerçekten o bağlamanın sesini yok ediyor bence. Çok kötü hale getiriyor. Bunların hepsinin çözümleri var. Ters düzen yapılabilir arkadaşlar. Sesi daha yukarılara çekebilmek için. Ya da hiçbir şey yapmıyorsanız küçük tekneli bağlamalar seçin kendinize bağlamalarken. Ee, ya da farklı tel düzenleri var. İşte daha tiz seslere ulaşabilmek için icat edilmiş. İşte bu Yılmaz Saz ev videomda bahsetmiştim mesela. Otelleri kullanabilirsiniz. Ama lütfen kelepçe kullanmayın arkadaşlar. Ben bunu kimseye tavsiye etmiyorum. Çok 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 zorunlu olmadıkça kelepçe Anadolu'daki o bağlama kokusunu yok ediyor bence. O arada bir tekne boyundan bahsettim. Tekne boyu, kapak boyu. O da arkadaşlar şu kısım yani şu kapağın mesela arası bağlamanın e, teknesinin büyüklüğünü gösteriyor. Biz büyük tekneli bağlamalarda daha pes sesler alırken hani daha kalın bağlamanın teknesi küçüldükçe sesi daha inceliyor. Yani e, piyasa şöyle yapın. Curaların sesleri mesela çok incedir. gibi. Ya da divansazların sesi kalındır. Hani bu şekilde kıyas yapın. Örneğin işte 42 tekne bir bağlama, ortalama si akortu çekerken 39 tekne, 38 tekne bağlamalar re'leri mi'leri çeker gibi. Bu işin en emin yolu deneme yanılma. Alın bağlama elinize arkadaşlar. Önce la'ya çekin. La akortla mesela bağlamanızı çektikten sonra herhangi bir türkü okuyun. Yani bir tane türkü belirleyin. Hep aynı türküyü deneyin mesela. La akortunda okudunuz. Baktınız pes mi geldi? Şimdi bir üstüne seçin. Hani C'ye seçin. Sonra C'de okuyun arkadaşlar. E baktığınız yine pes geliyor mesela. Do'ya çekin bu sefer. doğuda okuyun. Baktığınız yine olmuyor. R'ye çekin. Yani böyle tek tek arkadaşlar deneyin bunları. Deney yanıla. Ya da tam tersi. Hani doğuda mesela bağlama. Baktığınız sürekli bağırmam benim sesim yormam gerekiyor. E, eseri okurken. Bu sefer de aşağıya çekin deneyin. Mesela eseri C'de okuyun. Yani bunu da Kesinlikle benim sesim doğudur, si'dir diye belirlemek başta dediğim gibi yanlış arkadaşlar. Eserden esere değişir bu. Bunun yani en doğru yolu deneye, yanılma bunu bulma. Enstrüman çalan birisinden destek alın. Hani tonları bilen, akortları bilen birisinden destek alabilirsiniz yine deneme yanılma yoluyla. Çünkü enstrümanın sesi yalan söylemiyor. En doğru cevabı her zaman enstrüman veriyor ve gerçekten en doğru ses eğitimi de her zaman enstrüman bilmek oluyor. Çünkü bir süre sonra enstrümanın yetisini ses de kazanıyor. Yani artık sesinizi enstrümanınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. İşte meşhur bir video vardı. Oğuz saçın işte yörelere göre sesini ayarlama biçimi. En güzel örneklerden birisi mesela o. Ve belki de en önemli konu doğru kaynakları dinlemek. Doğru kişileri dinlemek. Avşar elleri söyleyecekseniz açın Muharrem Ertaş'ı dinleyin yani. Yanıltmaz sizi. İşte o kadar çok söyleyen, değiştiren eserleri değişik hale getirenler var ki. Şimdi insan elinde bir bağlamasıyla da Anadolu kültürünü yok edebildiği gibi sadece bir türküyü çok değişik motiflere sokarak da Anadolu'daki köklerinden kopartabiliyor. Ya ben olsam Aysun Gültekin dinlerdim mesela. Yani Aysun Gültekin dinlediğiniz zaman arkadaşlar Anadolu'yu böyle görüyorsunuz. Belki Belkısakkale. Dinlememiz lazım. Sabahat Akçiraz. Ses seslediğimiz zaman bizim alanımızda aklımıza bunlar geliyor. Güler Duman. Yani daha birçok sayamayacağım bir dolu isim var. Biz kendimize bunları rehber edersek eğer yanılmayız arkadaşlar. İnsan bu isimlere baktığı zaman onlar olmasaydı ne söylerdik, ne çalabilirdik diyor. İşte Cem Karacalar, Barış Manço'lar. Açıkçası ben o dönemde yaşamak isterdim. Yaşım gereği. O döneme yetişemedim ama aramızda belki yetişenler de vardır. Yapacak bir şey yok. Biz de bu çağdaki sanatçılara denk geldik. Yani İsimlerinden bahsetmeyeceğim. Hepiniz biliyorsunuz adlarını duyuyorsunuz medyada. Keşke bir önceki çağda kalsaydık diyorum ben. Müzik olarak. Ee, çünkü halk müziği gerçekten bir batağa doğru gidiyor arkadaşlar. Keşke bu böyle olmasa. Ama yine umut bizde. Ee, yine bağlamayı hak ettiği yere getirecek olan bizleriz. Türkü çalanlar, türkü söyleyenler, türkü dinleyenler. Türküyü doğru dinleyenler. Dinlemek bence çalmaktan daha önemli bir meziyet. Gerçekten ustalarımızın dediği gibi insanı doğru yerde alkışlamak bile bence bir kültür göstergesi. Bunlara dikkat edersek bence bir şeyler çözülmüş olur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu ders bu kadar. Kendinize iyi bakın, türkülerle kalın. Bağlamayı elinizden düşürmeyin.